Merhaba dostlar, Genshin Impact'te yeni bir boss kesimiyle karşınızdayım. Keseceğimiz boss hemen haritada göstereyim. Bu değil, şu. Syro. Regisvine. Syro, Regisvine. Buz özellikli materyaller veren bir boss'umuz. Şuna tıklarsak hemen altında göreceğiz. Verdiği materyaller burada görünüyor. Bunu nasıl keseceğiz? Tabii ki de yine razorla. Bunu nasıl kestiğimizi hatırlamıyorum. Yerin altında bu arada bu arkadaş. Hemen 100 vurduk. Bu arkadaşı kesmek için şurada bak bir tane parçası var. Onu bir kırmamız lazım. Onu kırınca bu arkadaş yere düşüyor. Kafasına vuruyorsunuz. Şöyle vuralım. Bir de şöyle vuralım. Yerdeyken indirebildiğimiz kadar indirelim. Bu diğer boss'a göre biraz daha zor. Çevire çevire gidiyor. Buna çiçeği olmadığı zamanlarda çok az vurabiliyorsunuz. Diğeri gibi hiç vuramıyorsunuz gibi bir durum değil. Ama işte bu arkadaş da çiçek çıkartacak da. Çiçek çıkartacak da vuracaksınız. Mesela olay bu yüzden zor biraz daha bunda. Şöyle bir bayıltalım. Kafasındaymış şey bu arada. Sonra da vurmaya başlayalım. Hop. Bir de şöyle vuralım. Bir daha vuralım. Tamamdır. Çiçek çıkartacak mısın? Çıkarttın galiba. Evet. Vur şöyle. Güzel. Çiçeğine. Allah şu alanda durmayayım diyecektim. Yedik. Şöyle bir daha bayıltalım şunu. Ultimizi açalım. Ve vurmaya başlayalım. Bu arada ölüyorduk. Ama harbiden ölüyorduk. Canımızı görmeniz lazım. İlla vuracaksın yani. Buz alanlarında durunca sıkıntı işte. Çok vuruyor buz alanları. Şu dönebilirsen. Biraz durduk. İyi. Kafasında şu an. Şuna biraz bayıltırsak güzel olur. Şuna hemen devam, devam, devam. Hatta şöyle vurabildiğimiz kadar da vuralım. Güzel. Güzel. Ama bir yemek daha yememiz gerekecek galiba. Şöyle hatta bir yemek daha yedirelim. Şunu yedirsek yeter. Karakterimiz sıkıntı yaşıyor. Neresinde? Şurasında. Ay, son anda. Çıkman lazım buradan.
Ne oluyor? Sal bir sal sal. Salar mısın? Kardeş salar mısın? Saldın mı? Artık vurabilir miyim artık? Yarı canımı yedin çünkü. Şöyle biraz da ben şey yapayım. Aa, vuramadım. Yine öleceğiz galiba. Şuradan bir yemek daha. Şu yeter. Şu andan itibaren şundan yedirirsem, hangisiydi o can veren? Şu. Yediremiyorum, full diyor. Az canı kaldı ya. Şu bir düşsün yere. Tamam, yarısını yedik. Şöyle bir daha vurduk, yere düşer. Sonra da vurmaya başlarız. Bu sefer sanırım bitireceğiz. Evet, bitirdik. Olay bu. Yiyeceğiniz mi yiyeceğinizi hazırlayın. Çünkü kaçmak bayağı zor oluyor. Kazandıklarımız da bunlar arkadaşlar. Bayağı da güzel şeyler geldi. Sevdim. Evet. Şimdi bakın. Haritada şöyle şeyler var. Dungeon'lar var. Şunlar dungeon işaretleri. Buradan da bir şeyler alabilirsiniz. Bir gösteririm ilerleyen zamanlarda. Videolarda. Burada dungeon'lar var. Mesela bu Storm Terror dediğimiz bir tane ejderha var. Onunla kapışıp yendiğiniz zaman bayağı güzel şeyler alıyorsunuz ama ben bayağı zorlanıyorum bunu yenmekte. Şöyle işaret koyabiliyorsunuz istediğiniz yere. Benim şurada zaten kazı alanlarının işaretleri var. Güzel kazı yerleri çıktığını gösteren. Şuralarda da var güzel işaretlerim. Onun dışında buzlu alana yani olabildiğince geciktirmeye çalışın. Çünkü girdiğinizde anlarsınız zaten. Şuradan bir girin. Soğuğu yiyince, affersiniz, totonuz donmaya başlayınca anlarsınız. O bayağı sıkıntılı bir yer. Hemen ödüllerimi alacağım. Onları da göstereyim size. Adventure rank kastıkça bu maceracı loncasından ödül alıyorsunuz. Her seviyede ödül veriyor size. Bayağı da güzel şeyler veriyor yani. Hemen onları da göstereyim. Bu arada ben şu an Co-op modu açamıyorum. Neden açamıyorum? Çünkü tek başıma yapmam bir tane gereken bir tane görev var. O görevi aldığım için co-op modu açamıyorum. 30 seviyede verdiği şeyler bunlar ve gayet güzel bu arada. Geliştirme parçası bunların hepsi. İkişer tane verdi bir de. Hemen şeyimizi de alalım. Bir daha. Buraya bunları toplayıcılığa götürmüştüm kullanmadığım karakterleri. Bunların belli özellikleri var. Mesela şunu toplamaya devam. Mesela bu karakter daha %25 daha fazla topluyormuş. Yolla. Bakalım. Havuç. Havuç lazım. Bu karakteri yolladık. Bunu yollayalım. Bundan daha fazla şey yapamayacağız. Monstat da bir tane vardı. Güzel. Şunu da tekrar yollayalım. Çünkü bunlara ihtiyacımız var yemek yapmak için. Yetişmiyor. Yetiştirmemiz lazım. Şimdi kılıç parçaları falan dedim. Geçen bölümde. Kılıç parçası dediğim şeyler de buradan. Şöyle göstereyim size. Buradan silahlar yapabiliyorsunuz.
Bunlar daha mı iyidir, daha mı kötüdür bilmiyorum. Şahsen bundan yapabiliyorum mesela. Ok. Bir tane. Bundan da yapabiliyorum. Burada özellikleri var. Bundan da yapabiliyorum. Hepsinden yapabiliyorum aslında. Sadece şunları yapamıyorum. Mızrak yapamıyorum. Direkt tek el kılıç yapamıyorum. Çift el kılıç yapabiliyorum. Bunlar çift el. Ben bizim karakterdeki büyük ihtimalle bunlardan daha iyi olduğu için yapmamışım bu zamana kadar. Sonra bunlar ne zaman sıfırlanıyor bilmiyorum. Tek seferlik mi bilmiyorum. Şuradan ben ta aylar önce bütün itemleri aldım. Bütün hepsini aldım. Bakın 420 hala duruyor. Hepsini aldım buradan. Ve başka da alamıyorum. Alabildiğim şeyler bunlar. Sonra buradan yiyecek şey alabiliyorsunuz. Malzemesi. Manavımız var burada. Şehri bir şey yapayım. Buradan malzeme alabiliyorsunuz. Tuz, biber, işte süt, domates, patates, her şey var. Şurada bir tane aşçımız var. Orada da yarı hazırlanmış yiyecekler alabiliyorsunuz ya da tam hazırlanmış yiyecekler. Yarı işlem görmüş yiyecekler de var. Mesela bunlar tam işlem görmüş yiyecekler. Bunlar da yarı işlem görmüş. Smoked mesela tüstülenmiş bacak. But. Neyse. Ham dediği herhalde pastırma gibi bir şey. Burada peynir var mesela. Bacon var. Ha, seviye atladığımız için yeni recipe alabiliyorum. Recipe alıp tarifleri öğrenmeniz lazım bu arada. Her şehrin kendine özel şey var. Yani recipe'ler farklı oluyor. Tarifler. Alıyorsunuz, öğreniyorsunuz, yapıyorsunuz. Mesela burada güzel tarifleri aldım ben. Sonra başka öğretmem gereken. Günlük görevleri yapın. Onlar önemli. Bir de şu orijinal resimleri de harcayın. Onları nasıl harcayacaksınız? Şöyle harcayacaksınız. Şunlar var. Bir bu var. Leyline Outcrop. Blossom of Revelation. Bir de şu var. Blossom of Wealth. Buraya gidiyorsunuz, aktif ediyorsunuz bunları, boss çıkıyor. Kaç yaratıkla birlikte öldürüyorsun ve ondan sonra boss kestikten sonra çıkan çiçek var ya, onun gibi bir tane çiçek çıkıyor. Onu açıyorsun yine orijinal resimle. Ve oradan da ödül alıyorsun. Mesela Companionship XP alıyormuşuz. 36.000 para alabilirsin diyor. Adventure XP alabilirsin diyor. Bunlar çok zorunlu şeyler değil açıkçası. Buradan mesela 13-14 tane Adventurer Experience alabiliyorsun. Ben açıkçası boss keserim daha iyi düşüncesindeyim. Günlük olarak gidip bu bossları kesmeyi planlıyorum. İleride dungeonları da beraber yaparız. Sonra bir diğer haritaya bakacağız. Şu haritayı gezmedim hiç. Hiç gitmedim bu arada. Açıldığından beri bu halde. Hiç gitmememe rağmen. O yüzden süresi mi varmış bunun? 2 günü kalmış. He, bir gitmek lazım. O zaman bir sonraki videoyu orayla çekerim. Oradan çekerim yani. Olayımız bu. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.